01'de senin kendi yaptığın ama çok böyle sevdiğin, sende büyük bir yer edinen bir repliğin var mıydı? Var tabii. Neydi o? 01'in sinema filminde oynayacak mısın? Cihangir Ceyhan bana hocalık yaparsa ben de spora başlayacağım. Merhaba arkadaşlar, abiler, ablalar, teyzeler, halalar, nineler, dedeler, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yanımda 01 dizisiyle tanıdığınız Musto Baba karakteri. Öyle adam fenomen oldu ama Mustafa Yılmaz'la birlikteyiz. Merhaba abi, hoş geldin. Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ ol. Sen nasılsın? Sağ ol, teşekkürler. Nasıl gidiyor hayat? İyi, güzel gidiyor. Abi neler yapıyorsun? Neler yapıyoruz? Setimiz bitti, aradayız. Koşturuyoruz. 01 final yaptı. Aynen, final yaptı. Şimdi bir sinema filmi falan konuşuluyor. Evet, konuşuluyor. Yeni bir, farklı bir projeler var yani. Beklemede kalsınlar. Evet, ben aslında şeyi merak ediyorum. Sen bir oyunculuk geçmişin yok. Hayır, kesinlikle. Değil mi? Yani bu nasıl, ilk teklif nasıl geldi ya da ne oldu da sen oyuncu olmaya karar verdin? Var mıydı aklında böyle bir şey? Aklımda hep vardı. Kısmet olmadı. Rabbim nasip etti. Kısmet oldu. 01 sayesinde de tanındık. Güzel bir şey. Güzel bir izlenim bıraktı. Hani görüyorlar. Baba. Yani sen son babasın falan işte. Güzel bir şey. Güzel bir duygu. Hepsi yani kalbiyle seviyor. Ve çok seviyorlar. Anlatamam yani. Sağ olsunlar. Kahvelerimiz de geldi abi. Geldi. Kahvelerimizi evet. De içelim. 40 beraber. Yıl beraberiz ya. Değil mi? 40 yıl hatırı var Hasan aynen. Usta. Geliyorsun. Evet. Efsane. Bebeğim gibi olmuş yani Hasan Usta. Teşekkürler. Peki teklif nasıl geldi sana? Yani ne yapıyordun da kim, biri mi aracı oldu? Nasıl tabii, 01 geldi? Tabii insanlar aracı oldu. Tabii dizide oynadığımız bazı insanlar tabii aracı oldu yani. Kimdi? Misal Nesi abi. Nesi. Aa, tamam. Karakteri. Gökhan abi. Yani bunların sayesinde oldu. Peki nasıl mesela, çalıştın mı? Ne kadar çalıştın bu sürece? Hemen girip yaptın vallahi mı yoksa? Nasıl oldu diyelim. Oldu mu? Girdik, baktık işte, dedik böyle böyle hani bakalım bir senaryoya. Baktık Cihangir'le ilk sahnemizdi zaten. İkinci sahnemiz de. Hani doğaçlamamız oldu. İzin verdiler tabii ki yönetmenimiz Kadri Benan Hoca. Tabii teşekkür ederim buradan ona. Görüntü yönetmenimiz Ali Bey. Bunlar işte yapımda olan insanlar. İzin verdi. Hani biz de doğaçlama yaptık. Patladı. Gitti yani. Nalamadık. Cihangir destek oldu mu? Tabii. Çok. Cihangir'in her zaman desteği oldu. Duruşuyla, bakışıyla. Hani bir güven verdi. Hani böyle Cihangir bir çalıştırma falan bir şey yaptım. Mesela şöyle yaptım. Tabii. Bir iki deneme ya. Yaptık yani. Çok yardımlı, sıcakkanlı. Neyse odur ya. Hepsinin yardımı oldu. Allah hepsinden razı olsun. 01 bana çok şey kattı yani. Baba. Evet. Baba yani. Baba yaptı. Sağ olsunlar. Onlar sayesinde. Allah razı olsun yani. Ama şöyle bir şey de artık. Senin yüzünden kimse direkt baba demiyor artık. Baba diyor yani. Evet. 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 Yani bu da senin yüzünden. Hani güzel bir şey diyorlar işte. Peki sokakta nasıl karşılaşıyorsun? Nasıl çok böyle? Çok seviyorlar. Hani ailelerinden biri olmuşuz. Evlerine götürmek istiyorlar. Muhabbet etmek istiyorlar. Sohbet etmek istiyorlar. Hani vakit geçirmek istiyorlar. Elimizden geldiğince tabii bunları yapmaya çalışıyoruz. Seviyoruz ya onları. Yani onlar olmasa biz bir hiçiz yani. Şimdi sen gerçek. Girdin sete abi, çektiniz. Evet. Tabii bir süre sonra yayınlandı bu iş. Tabii. Yayınlandıktan sonra ilk tepkini aldın mesela. Sabah uyandığında ne oldu işte abi? İşte sabah akşam uyandım neydi, sabah abi. Ne oldu? Misal doğruyu konuşmak gerekirse 2000 kişi falan takipçim vardı. Bir kalktım sabah 30K olmuşum. Ya ben ne yapıyorum falan işte. Böyle gelişti. Sonra sokağın tepkisi falan tabii, böyle. Tabii tabii. İnsanlar aa işte hiç konuşmadığımız akrabalarımız falan aradı. Gene sağ olsınlar. Yeni akrabalar şey. Falan çıktı. Tabii sıkıntı yok. Hepsini işte seviyoruz. Buradan da seviyoruz. İlkinde de böyle bir proje oldu. Hepimiz bir araya geldik. Hani tanımasak da akrabalarımızı tanıştık. Vesile oldu. Şu an İstanbul'dasın. Şu an evet İstanbul'dayım. İstanbul'a mı yerleşiyorsun? Allah izin verirse yerleşeceğim. Peki Adana'dan böyle bir tepki alıyor musun? Ya kardeşim ünlü oldu adam yani İstanbul'a kaçtı falan. Tabii arkadaşlarımız hani biz sana yazıyoruz. Niye cevap vermiyorsun falan. İşte biz sana ulaşamıyoruz. Niye sürekli telefonların değişiyor falan. Onların da hakkı var yani üzerimizde. Bazen çok yoğun oluyor. Hani bir şeyler katmamız lazım. İnsanlar bizi seviyor. Yoğun bir şekilde yoruyoruz. Beynimizi yoruyoruz ki insanlara farklı şeyler. Çünkü ben doğaçlamayı seviyorum. Sağ olsun buradan izin de verdiler. Vermezsen olmaz yani. Zorlandığın bir sahne oldu mu 01'de? Bir sefer oldu. Evet, migrenim var benim. Migrenim azdı. Sabah girmiştik sete. Gece 12 oldu. Hala sürüyordu. Hemen yapımcı abilerimiz var. Doğal Bey ve bütün işlerle alakalı. Arkadaşım. Doğal Bey'e rica ettim. Hastaneye götürdüm ben sağ olsun beni. Aynen. O sahneyi çekemediniz mi? Çektik. Çektiniz sonra hastaneye gittin. Bırakmadım. Migrenim azmıştı gözlerim yani.
5. bölümdü, evet. Koğuş araması oluyordu. İşte o zaman karşı gruptaydım. Bu tarafa daha gelmemiştim. Yani hani Cihangirlerin savaşları tarafına geçmemiştim daha. Orada çok zorlanmıştım. Misal hani bırakmadım. Tabii yapımcılarımız falan hepsi söyledi. Dedim hani çekelim. Bir insan o kadar insanı bekletmeye bence değil hasta mi? Da olsa. Tabii emek var. Ama sen oyunculuğu bayağı içselleştirmişsin yani. Evet. Evet, sevdim çünkü. Yani seviyorum, severek yapıyorum, içimden gelerek yani yaşıyorum, yaşatmaya da çalışıyoruz. Hani insanlar bekliyor çünkü doğal yani Adana doğal, Adana çocukları doğal, güneşe ateş ediyorlar bazen. Adana denilince zaten insan böyle bir şey oluyor, hikaye dolu, hikaye dolu. Bütün, aynen aynen. Herhalde evet. İnsanlar böyle doğuştan oyuncu olarak doğuyor orada. Bir yaşam tarzı falan sanki. Samimiler. İnsanlarımız çok samimi ama. Hani bizim Adana insanlarımız içtenlikle, samimi sahiplenir. Çok sahiplenir, hiç tanımazsın. Orada misal yardım eder hemen yani. Bir olay gelsin başına hemen sahiplenir dükkanına. Misal biri kavga ediyorsun, tartışıyorsun. Misal sen tanımıyorsun kimseyi. Orada bir yaşlı teyze çıkıp seni evinin içine alır. Kavga etmesinler, sana vurmasınlar gibisine. Kötü bir şey yok yani. Hani Adana'ya öyle bir anlatıyorlar ki korku dolu falan. Yok yani, olur mu ya? Canını verir ya bizim insanlarımız. Ha mesela şey yapıyor, böyle YouTuber'lar da bunu yapıyor. İşte bazı gazeteciler de video çektiği zaman meslektaşlarım Hürriyet Mahallesi'ne gidiyorlar. İşte kimsenin giremediği sokağa girdik. Hayır, olur mu ya? Tertemiz mahalle. Yapıyor. Gidin görün, gelin yani. Rapçi arkadaşımız Mero geldi, klip çekti. Evet. Sorun yani, çok güzel bir ama yer. Klip çekildiğinde de mesela o klipte de bir underground hava var sonuçta. Evet. Yani adam evet. Oradan cezaevine giden bir serüven var yani. Dolayısıyla klip de çekse oradaki hikaye anlatıldığı gibi. Yani algıda Hürriyet Mahallesi bir suç mahallesi gibi. Bir zamanlar Adana diyoruz zaten evet. 01. Eski kabadaylarımız oradan çıkmış misal. Ama şöyle kabadayı dedin mi zaten açıklama yetiyor yani. Evet. Kabadayı yani. Kabadayı demek ezmez, ezdirmez, yardım eder. Mahallenin yani. Abisi sahibi. Tabii. Büyük. Bazı olaylara karşı çıkar misal. Kötü şeylere izin vermezler yani. 01 de biraz onu anlattı. Tabii onu anlatıyor. Hürriyet Mahallesi. İnsanlar güzel. Seviyor mu mesela tabii. Onları? Saygı duyuyor mu? Tabii onlara? Seviyorlar. Peki bir korku mu var yoksa? Hayır sevgi. Sevgi mı? Hayır. Korku morku yok. İçinden gelerek. İnsanlarımız çok samimi Adana insanları. Hakikaten samimiler. Hiç tanımadığı insanı alır misafir de eder. Yolda kalsın misal. Gidin Hürriyet Mahallesi'nde kalın yani. Seni evine götürürler, kahveye götürürler, ilgilenirler yani. Elin artığı yemeğini yedirirler, yatırırlar. Affedersin paran da yoksa dahi cebine paranı katar, biletini keser, gönderirler otogara kadar tabii. Yani yaşanmış bu olayla. Deneyebilirsin. Ya ben şimdi birçok Adanalıyla tanıştım. Evet. Yani şey olarak tanıştım. Herkes çok samimi. Hepsiyle de bir bağım var, muhabbetim evet. var yani. Evet. Muhabbet ediyorum ya da arayıp soruyorum tabii. falan hani bir ya da o da arayıp soruyor falan zaten. Hani öyle bir şey yaşamadım da. Sadece ben sosyal medyadan ve medyadaki algıyla ilgili sorular sormaya çalıştım. Yoksa Hürriyet Mahallesi ile ilgili düşündüklerim o yönde değil. Ben kendim tabii. gidip göreceğim. Tabii inşallah. Kendimle ilgili şimdi buradan da başımız böyle bir şey çıkmasın. Hemen korktum dönüyorum. Ya olur mu ya? Estağfurullah. Peki şimdi 01 ile başlayan bir oyunculuk serüveni bir maceram var. Evet. Bu maceraya devam edecek misin ya da nasıl bir yol çizdin kendine oyunculukla ilgili? Tabii şimdi bunu artık profesyonel düşünüyoruz. Eğitimimiz yok yani. Allah'ın verdiği bir yetenek yani. Tabii şimdi 01 bizi eğer insanlar şu an baba diyorsa Türkiye'de ya da son babası. Misal babalar gününde ilk benim babalar günümü kutluyorlar. Sağ olsunlar. Çok iyi. Yani mesaj geliyor yani sağ olsunlar. Seviyorlar yani kalpten. 01 bana ne kattı? Şimdi varoluş sebebimse bu 01 sayesindedir. Yani hepsine buradan teşekkür ederim. Yani Allah hepsinden razı olsun. Senin emeklerin de var. Sonuçta ya, sen de bir çaba sarf ettin. Tabii. Yani ama bütün emek bana göre 01'den yani. Çünkü evet, niye bir diyeceğim? Ekip olarak sonuçta. Tabii bir ekip, şey. Görünmeyen ekip var. Evet. Yani o insanlarımızın emeği var. Emin ol benim yaptığımın onlara yani onların yaptığının onda birini biz yapmıyoruz oyuncu olarak. Emek hakikaten sarf ediyorlar onlar. Hani gözükmeyen peki, insanlar siz daha şeyde, iyi bilirsiniz. Evet. Ben medya sektöründe olduğum için emekçilerin ismi genelde pek anılmaz. Olur mu estağfurullah. Biz anıyoruz. Hepsini anacağız inşallah. Unutmayacağız. Peki şey olarak şunu merak ediyorum aslında. Sen hayatta planlı bir adam mısın? Yani hayat mı seni sürüklüyor bir yerlere yoksa sen planlayarak mı sürükleniyorsun? Rabbim nasip ediyor. Tabii ki de oyunculukla alakalı planlarımız var. Planlı davranıyoruz. Ona göre davranıyoruz. Misal eğitimini alıyoruz. Spora başladım. Ha. Evet tabii. Fitness yapıyorum. Cihangir mi vesile oldu? Tabii. Abi adam iki kişi geziyor. Bir Cihangir bir de kasları diye geziyor ortalıkta yani. Aynen. Abi, maşallah evet. Doğru. Şimdi sen de mi öyle olacaksın? Mustafa ve kasları. O kadar değil de şart. Cihangir Ceyhan bana hocalık yaparsa ben de spora başlayacağım. Yapar ya o
Allah'ın izniyle elinde ne gelirse yapar ya. Bizim Adana'nın insanları samimidir. Ağzından kelime çıktığı takdirde yapar yani. Söz bu Adana'nın çocuklarının hepsinde. Bir tek Cihangir'de değil. Cihangir derse ben tamam tamamdır. Ama Adana çocuklarımız öyle yani. Yapabileceği bir şeyi söyler. Şimdi ben sen benden yapamayacağın bir şey istersen ben sana yaparım diyemem. Kardeş. Anladın mı abi? Ama öyle deyince ben biraz korkuyorum yani. Sanki bir şey çıkacakmış gibi kenara. Ya, hayır hayır olur mu, alakası yok. Bebeğim derim o zaman sana. Korkma diye. Yok böyle bir şey. Hayatta vazgeçemediğin bir şey var mı? Asla vazgeçmem dediğin bir şey. Biri. Tabii var. Allah'ın izniyle. Kim? Annem babam. Anneci misin babacı mısın daha çok? İkisini de çok severim. Ya gerçeği söyle şimdi. Ben tabii. Kaç üç kardeşsiniz? Kız bir erkek. Doğru, o yüzden tabii. Üç tane ablam var. Beni her gün ikişer defa ararlar. Malumat veririm. Bu zamana kadar da hiçbir saygısızlığım olmamış. Üç tane bacım var. Hani bu zamana kadar hiç karşısında konuşmamışımdır. Haddime değil. Çok seviyorum. Hani laf da söyleseler karşılık vermem yani. Üçü ablan mı? Senden büyükler mi yoksa? Üçü de benden büyük. Üçü de senden büyük. Evet. Üçü de benden büyük. Biri zaten biriyle aramızda 10 ay falan var. Ya bizim o taraflarda böyle 4 kardeş falan olmaz ya yani. En son ben olmuşum da kurtulmuş annem zavallı. Yoksa devam edecek. Yoksa devam. Erkek gelene kadar. Aynen. Biz 7 kardeşiz ya. Maşallah. Vallahi ya. Bizimkin de gidermiş de beni bulmuş, beni yakalayınca. Abi bak 7 kardeşiz, 20 yeğenim var. Zirvede bırakmış demiş. Abi de şimdi benim... oğlu da yıldız oldu. Ya işte benim dünyaya geldim demiş çocuk falan diye şimdi mahallede babam, geziyordu. Ha, bir anlatayım. Babam neyse pazara gitti. Bir gün işte benim lafımı ediyorlarmış orada işte baba sen konuşma sonra herkesi takip edemem ki baba. Domates almaya gitmiş babam falan işte domatesciye demiş ki kardeşim işte bu benim oğlum falan. Ya daha 70 yaşındasın ayıp sen. Bir de dalga mı geçin? 2 metre boyun var falan. Lan oğlum benim oğlum demiş yani benden iyi mi biliyorsunuz? Lan neyse beni aradı. Ne yapıyorsun oğlum dedi. İyiyim babacığım dedim. Sen ne yapıyorsun? Ya dedi ben diyorum inanmıyorum. Ver dedim telefonu ver babacığım dedim. Neyse buyur kardeş dedim. Ya dedi abi hakikat mi? Ya kardeş dedim. Ya baba sen misin ha? Oğlum bu da benim babam işte dedim. Çok iyi. Neyse domatesden para alma. Baba her zaman gitme ha dedim. Aman ha. Oğlum ben veriyorum dedi. Almıyorlar dedi. Dedim aman ha baba kurban olayım. Dedi yok oğlum zaten hacıdır kendisi. Allah bize yedirmesin yani. Latifedir de bu. Ya baban mı hacı? Evet tabii. Vay maşallah. Annem babam çok şükür. 3 sefer haca gitti, 4 sefer de umreye gittiler elhamdülillah. Rabbim nasip et. İnşallah bize de. Hadi inşallah bakalım. Abi Adana'da bu 01'den hemen sonra aldığın en ilginç tepki ne oldu? Adana'da. Böyle sokakta böyle insanların falan el ilginç, i̇şte sonra en ilginç gelen bir tepki. Öyle gördüler mi hemen? Misal mekanda çalışıyor kardeşimiz. Koşuyor hemen işi bırakıyor. Abi gel hele bir fotoğraf çekilik falan. Çekilelim kardeşim diyorum. Adam oradan çağırıyor. Ya oğlum siparişi niye verip lan siparişi götürmedin işte gidiyor. Dur dedi baba diyor fotoğraf çekile gelebilir. Tamam diyeyim ben. Peki şeyde işte set Adana'dasınız. Yaşayan bir sokakta çekiyorsunuz evet. Sonuçta. Nasıl oluyor oraya böyle çok yoğun kalabalıklar falan geliyor mu? Evet. Şehir dışından falan. Tabii. Her taraftan gelenler var. Yani ilk Adana'ya geliyorlar. Mesela taksicilerimiz anlatıyor. Diyor hani hemen direkt sür diyor. Hürriyet Mahallesi'nde bir tur atalım. Sonra gideceğimiz yere gidelim. Böyle gelip şey tabii. Rahatlıkla girebiliyorlar mı? Yardımcı oluyor. Bizim zaten doğal. Bizim set doğal. 01 doğal. Herkes doğal yani. Kendi yapmacık bir şey yok. O yüzden gelir ilgilenirler. Ne varsa ortada yemeğimiz, çayımız. 01'in sinema filminde oynayacak mısın? Var mı öyle bir netleşmiş sinema bir şey? Var. Ne desek yalan söyler şimdi. Ya daha netleşmiş. Nereye sürükleyici bir şeyi var yani. Siz de biliyorsunuz kolu farklılaşıyor yani. Yani senin hikayen varsa sen de içinde yer alacaksın. Yani. Hikayeye bağlı bir şey. Yani. Adana'dan İstanbul'a gelme meselen de biraz da onunla ilgili değil mi? Oyunculuk olarak kendini daha hem iyi hem oyunculuk olarak hem de buradan şey. Tabii destekleyen insanlar var. Burada kalıyoruz. Dostlarımız var. Çok yardım oluyor misal. Ben böyle çok bilmiyorum ondan dolayı soracağım da 01'de bütün oyuncular hepsi Adanalı mı yoksa dışarıdan da var mı? Savaş gerçi şeyle Urfalı aslen falan ama. Aslen Adanalı değil ama doğma büyüme misal Oralılar. Adanalı. Çoğunluğu öyle çoğunluğu mi? Çoğunluğu öyle. Herkes orada mı oturuyor yoksa İstanbul'da yaşayıp da oraya gidenler oraya oldu. Da giden var. Şöyle ama Adana kültürümüzü iyi biliyorlar. Yani orada yetişmiş. Orada yetişmiş. Evet. Sen Adana'da doğma büyüme doğma büyüme Adana ben tabii. Aslen nerelisin? Aslen Mardin. Mardin'e gidip geliyor musun? Tabii ablam orada zaten evli şu an. Gidip geliyoruz ama bu aralar gitmiyoruz. Zaten yeğenim de diyor dayım ünlü oldu olalı gelmedi. Yani. Arkadaşlarıma söylüyorum dayım 01'de oynuyor falan. İnanmıyorlar dayıcım. Diyorum hani geleceğim. İstanbul'da kalırsan bir süre sonra Adana şivesi tamamen gidersen. Gitmez Allah'ın izniyle kardeş. Gitmez mi? Yok. Buraya yazıyoruz not alın bugünü. Allah'ın izniyle gitmez. Biz Adanalıyız bebe. Şimdi eğitim falan da alacağız. Her zaman 01 gibi böyle dizide
de oynamayabiliriz yani. Evet abi. Konuşmamız değişecek illakin. Zaten önemli olan da bu. Kafanda... Değiştirip ama yani bu şiveyi de unutmamak. Rollerle ilgili var mı öyle kafanda bir şey işte? Ben şöyle bir rol oynamayı çok isterim dediğim böyle düşündüğüm baba şey var işte mı? Başka yani tabii komedyen de olabilir. Mesela güldürürüm ben. Tabii. Ha güldürürsün evet. Allah'ın izniyle evet, güldürürüm yani. Mesela ben. Güzel komik sahnelerimiz de oldu yani. Yaşandı. Yani bence bunu başarabiliyorsak Allah'ın izniyle olur yani. 01'de senin kendi yaptığın ama çok böyle sevdiğin, sende büyük bir yer edinen bir repliğin var mıydı? Var tabii. Neydi o? Cihangir'le olan sahnemiz. Gelir işte diyor, tuvalette diyor, iki tane çocuk diyor, her oyun çekin ya falan. Senin bundan haberin var mı? Ben nereden haberim olsun kardeş? Hapishanede herkesi takip edemem ki baba. Ya onu çok yazıyorlar mesela, herkesi takip edemem ki falan. Bu replik bayağı şey olmuş. Tabii. Yani. Misal bir adres soracağım. Diyor ki bilmiyor mu falan. Bilmiyorum ya, nasıl bilmiyorum. Ya her yeri takip edemem ki baba. Tamam, yani yok. Babayı ben koydum ama yani gerisi tabii senaryoda. Babayı senin kendi şeyin mi? Tabii. Tabii gene izin verdiler. İzin vermese. Yani onların onayı olmadan hiçbir şey yapamazsın tabii ki. Adana'da en çok sevdiğin şey nedir? Yiyecek, içecek tabii, olabilir. Kebap. Normal hayat olabilir. Şırdan. Bici bici yeriz. Yeriz abi yani. Yemeği çok şırdan. Vallahi şuradan yedik ya. Yemezsek 4-5 tane yedik. 4-5 ateş tane ederik ya. Ciğer yeriz. Yani biz biraz düşkünüz biliyor musun abi? Yemeğe. Hangi takımı tutuyorsun? Demirspor. Adana Adanalılar aynı takımı tutuyor galiba. Adana Spor'un da var. Onu da seviyoruz ama Demirsporluyum. En sevdiğin oyuncu böyle örnek aldığın, ben bu adam gibi olmak istiyorum dediğin bir oyuncu var mı? Yılmaz Güney. Bir de Damis Dayı canlandıran. Aa, Tuncel Kurtuz. Evet. Evet. Aşığın. Rahmet sanıyoruz ikisini. Amin, amin. Allah gani gani rahmet eylesin. İkisi çok izlemişimdir. Bu kadar rahat oynadıysam ikisinin sayesindedir. Yılmaz Güney ve Tuncel Kurtuz. Çok seviyorum. İdolüm yani onlar. En sevdiğin film hangisi? Umut. Umut filmi. Yılmaz Güney ve Tuncel Kurtuz. Aynen. İkisi sürgün yiyor zaten. Evet, çok şey, sevdiğim film. Aynen. Ama çok sevdiğin iki karakter aynı yani. Aynı. Şu an izlediğin ve çok beğendiğin bir dizi var mı? 01. Vay, wow, kendi dizisi. Onun dışında. Hepsini seviyoruz ya. Ama tabii 01 yani. Adanalılar bunu çok yapıyormuş. Ben de çok merak ettim nasıl bir şey diye. Uzun zaman görmediğin arkadaşını gördüğünde nasıl tepki veriyorsun? Ayağa kalkman lazım. Ne tekme falan mı atıyorsun? Yok hayır. Ben mi ayağa kalkacağım? Tabii sen soruyu soruyorsun. Kime o tepkiyi vereceğim ki? Ne yapıyorlar lan? Şöyle dediniz bana. Yastığın hiç bırakmıyor. Şöyle şu masayı da şöyle çekelim Hatmi'yi. Abi ne yapacağım? Misal uzun zamandır görmeyelim. Eyvallah, ben korktum ya, ne yapacağım diye. Ya, samimi insanlarız dediğimiz gibi Adana yani ve görüyorsun yani. Allah samimiyeti bozmasın ya, amin, en güzel olan da. Amin, amin. Vallahi, peki bizi nasıl buldun abi? Daha neler ekibini? Biz samimi miyiz? 10 numarasınız. Vallahi çok güzel insanlarsınız. İnşallah en iyi yerlere gelirsiniz. Hep beraber. Kesin inşallah beraber olacağız. Bir yerlere halkımız getirirse hep beraberiz. Vefalı olmak lazım. Hani eyvallah, bugün birbirimize vakit ayırdık. Ben teşekkür ediyorum hepinize. Görünen, görünmeyen kardeşlerime. Görünmeyen kardeşlerimiz. Mustafa, Burak, Müslüm. Bunlara baba çok teşekkür ediyorum. Ve başta sana Mustafa. Eyvallah. Bu imkanları sağladığınız için. Var buraya geldiniz. Allah razı olsun sizden. Ve seyircilerimizi seviyoruz. Yani anlayacağın baba, siz olmasanız. Biliyorsun işte. Babalar abone olun ya. İş böyle. Abone olun ya. Olurlar ya. Herkesi takip edemem ki baba demeyin. Abone olun. Biz takip edin. Aynen. Videonun sonuna geldik. Kendinize çok çok iyi bakın. Bugünkü konuğumuz Musto Baba'ydı. Mustafa Yılmaz. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere bir başka videoda. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.